gökleri yer götürür. Gözlerine güneş çek. Yağmur yanak rengin yağsın. Bulutlara kına ek. Lübnan yeniden kurulur. Yine şenlenir Beyrut. Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek. Girmeye ne hakkın var senin? Defol git evimden. Senin olmadığın bir yere gidemem ben. Sana doyamadım. Sana halimi anlatamadım. Beni dinlemen gerek. Git. Gitmezsen korumaları çağırın bak. Süreyya. Seni almaya geldim. Ben sensiz nasıl yaşarım? Ya. Demek öyle. Bunca yıl... Ölü müydün peki? Yaşayıp duruyordun işte. Evet. Ölüydüm. Bir ceset gibiydim. Ruhum kurumuştu. Kalbim bomboştu. Ben hiçbir kadının koynundan kocasını almam Berdan. Bas git hadi. Handan Hanım, iyi misiniz? Evet, iyiyim. Rahatsız etme. Affedersiniz. İstesem beni ihbar ederdin. Ama yapmadın. Çünkü sen de beni seviyorsun. Rezillik istemiyorum. Çık git. Süreyya. Senin bir sözün uykularımı kaçırdı. İçime bir ateş düşürdü. Çocuğunu öldürdün dedim bana. Ne demek istedim? Düşündüm. Düşündüm ama bulamadım. Öğren öyleyse. Buradan gittiğimde gebe kaldığımı öğrendim. Orada, hapiste. Çocuk. Ne diyorsun sen? Benim çocuğum. 9 ay karnımda taşıdığım oğlum bir çığlık attı. Arkasından sesi kesildi. Çöle gömmüşler onu. Benim oğlumu doğurdun sen. Ben doğurdum. Sen öldürdün. Seni öldü biliyordum. Çok acı çektim. Gençliğine doyamadım Merdan'ım diye çok ağladım. Kanlı gözyaşları döktüm. Oğlumu o acıyla kaybettim. İçimdeki ıstırap oğlumu zehirledi. Demek
şimdi? Evet Merdan. Halep çöllerinde bir oğlum var şimdi. Toprağın altında. İşte öğrendin. Artık biliyorsun. Hadi git. Çabuk git. Gözüm görmesin. Süheyla. Gecenin bu saatinde nereden böyle? Sana hesap vereceğim. Vereceksin tabii. Kardeşimin kocası değil misin? Beni takip etmeye başladınız. Bırakın peşimi. Bana bak, madem ki bacın ve evlisin, evine karını bileceksin. Çek lan elini! Senin öfkenin sebebini biliyorum. Ya neymiş? Bacının bu işle hiç bir ilgisi yok. Ya neyle var? Kıskançlıkla. Süreyya'yı benden kıskandığın için... Çıldırıyorsun değil mi lan? Allah Allah. Onunla görüştüğüm için. Süreyya bana ait olduğu için. Merdo. Merdo. Yardım et. Kalk. Bana bak. Nereye gönderdi kocama? Sana ne oluyor? Ne giriyorsun kardeşlerin arasına? Ne istiyorsun ondan? Neden Kenan'ı kendi hasta kuruntularına, şüphelerine, kıskançlıklarına alet ediyorsun? Ben sana hesap vermem Berfin. Kenan senin kocan olmadan çok önceden beri benim abim. Ne oldu abi? Bulamadın mı Merdan'ı? Kenan, ne oldu sana? Merdan'la kapıştık biraz. Kavga mı ettiniz? O nerede peki?
Süreyya'nın evinin yakınında. Git de topla kocanı. Ne oluyor? Kavga mı ediyorlar? Ay Allah korusun. Gitme sen, dur. Bırak. Çocuk değiller ya. Hepsi kendinden sorumlu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hadi gel. Öfve. Ne yaptın? Ne yaptın ona, söylesene. Bakın, bu iş babama duyurulmayacak, ona göre. Konuşanın dilini kopartırım. Babam öğrenirse nereden kovar zaten. Akıllı olacaksın. Yaraladın mı? Ne oldu kocama? Kenan'ı rahat bırak. Sizinle uğraşmaktan kendimizi unuttuk ya. Sen karışma, tamam mı? Bu abimle benim aramda. Hayır. Bu seninle kocan arasında. Bizi karıştırmayın. Kendiniz halledin. Bağışla beni. Kafam çok karışık. Beynim, ruhum, her şeyim alt üst oldu. Süreyya idam edildi biliyordum. Ama bambaşka bir kadın olarak çıktı karşıma. Onu görünce aklımı kaçırıyorum sandım. Gülbiye. Benim tek bir şey yapmam lazım. Nedir? Buradan gitmek. Gitmek mi? Nasıl? Nereye? Nereye olursa. Alıp başımı gitmeliyim. Tamam. Peki. Gidelim hemen. Madem istiyorsun. Seninle olmaz. Benim yalnız gitmem gerek. Beni burada mı bırakacaksın? Sensiz mi kalacağım? Hayır, olmaz. Katiyen kabul etme. Ben sana karınım. Sen nerede, ben orada. Süreyya'nın evinden çıktı. Herhalde tavla oynamıyorlardı. İlişkileri yeniden mi başladı yani? Gülbi öğrenirse dayanamaz. Ben de onun için söylemedim. Gerçi Süreyya bu saatten sonra artık Mardan'a yüz vermez. Aradan onca yıl geçmiş. Herhalde Mardan gitti, yalvardı, yakardı. Süreyya da onu evden kovaladı. O da olabilir yani.
Söyle Gülbi. Tamam. Tamam, iyi olur. Eyvallah. Ne diyor? Gülbi'ye bulmuş kocasını. Gece bağ evinde kalacaklarmış. Ama ne? Nasıl izah edecektik babana yoksa? Bıçak mı vardı Kenan'ın elinde? Yok. Bunu o yapmadı. Kim yaptı peki? Süreyya'nın koruması yaptı. Eve mi girmek istedin? Evet. Konuşmak istedim. Neden? Sana ne ondan? Diyecektim ki, neden buraya geldin? Bizimle neden uğraşıyorsun? Duymadın. Bizim çalıştığımız her işe elini atıyor. Bunu böyle gece yarısı kadının evine mi gidip soracaktın? Kimsenin bilmesini istemedim. Yoksa dedikodu alır yürür. Merdan, şunu bil ki, kalbim, hayatım senindir. Ama sen bir başka kadına meyledecek olursan, ne kendim yaşarım, ne sen yaşatırım. Hatta ne de o kadını. Salih durmadan şirket kuruyor. Bir de tır filosu oluşturmaya başlamış şimdi. Baba, amacı belli işte. Elbette bu işleri yapmasında yasal hiçbir engel yok. Ona mani olamayız. İstanbul'dan bir sürü danışman getirtmiş, öyle duydum. Kenan, bu Süreyya senin yaptığının intikamını alıyor, biliyorsun değil mi? Baba, ben bir şey yapmadım. Bırak. İkimiz de biliyoruz. Merdan'ı öldürtmek istedin, ikisini ayırdın. Sen dua et ki ayrıldılar da kızın sevdiği adamla evlendi baba. Yoksa Gülbiye ya intihar ederdi ya çıldırırdı. Dinle beni. Bu işte en çok sen kusurlusun. Git anlaş Süreyya'yla. Para isterse veririz. İşlerine yardımcı oluruz. Af dile, kendini bağışlat. Yanlış yaptım de. Olan oldu. Ben de çok vicdan azabı çekiyorum de. Ne yaparsan yap, bu intikam davasına bir son ver. Yoksa başımız bu kadınla belada. Hem de fena halde. Nasıl? Uçurtmamız güzel oluyor. Vallahi daha pek bir şey anlaşılmıyor ama. Çok güzel olacak. Kuyruk da yapacağız değil mi Merdo? Tabii oğlum. Kuyruksuz uçurtma olur hiç. Ne zaman bitecek? Vallahi uzun iş bu. Çabuk bitsin ne olur Merdo. Sahi sen nereden öğrendin uçurtma yapmayı? Küçükken yapardık. Süreyya'nın babası rahmetli Halil dayı öğretmişti yapmasını, toprağı bulmuş. Amin. Hayrola? Ne bu dağınıklık? Yayılmışsınız, ha? Merdan Yiğit'e uçurtma yapıyor. Baba bak, Merdo ile ikimiz uçurtma yapıyoruz. Ya bu kadar uğraşmaya ne gerek var? En güzeli satılıyor zaten şehirde. Gidip alırız, ha? Bu uçurtma bitmez zaten.
Bitse de uçmaz. Uçar uçar. Merdo'nun yaptığı uçurtmadan hayır gelmez. Kırma heveslerini. Gel içeri gidelim biz. Hadi. Sen babana bakma. Uçacak bizim uçurtmamız. Uçmaz o, uçmaz. Kenan, çocuk gibisin vallahi. Yürü. Al canım. Bıkmadı hala. Oğlumu benden uzaklaştırmak istiyor. Yok canım. Nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Kötü niyetli. Kıskanç. Yani sen de taktın şu merdana. Marabadan damat bu kadar olur işte. Kenan. Gülbiye merdana aşık. Onunla mutlu. En azından kardeşin hatırı için iyi geçineceksin. Ha, sen Gülbiye'yle harika geçiniyorsun, öyle değil mi? Vallahi Kenan, Gülbiye'yi benden başka kimse çekmez. Merdo uçacak değil mi, uçurtma? Uçmaz olur ya. Babama ama işim var dedi. Olsun. Biz uçururuz. Olur mu ama? Niye olmasın tatlım? Sen kadınsın. Aşk olsun sana. Kadınlar uçurtma uçurmaz mı yani? Uçurur mu? Hem de nasıl? Sen bakma öyle erkeklerin böbürlenmesine. Sanki kadınlar onların yaptığı işleri yapmazmış gibi. Sen büyüyünce öyle olma, olur mu oğlum? Tamam. Uçuracağız oğlum. Hele bir kuyruğunu açalım. Heh. Bırak, bırak. İpini sıkı tut, tamam mı? Sakın bırakma. Koş, 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 koş. İpini sıkı tut, sakın bırakma. Bak ne güzel uçuyor gökyüzünde. Aferin. Berfin'im, bir şeyler duydum da onun için merak ettim de aradım kızım. Kenan'la Merdan kavga mı etmişler, dövüşmüşler mi ne? Hayır anne, çok önemsiz bir tartışma sadece. Ay, ne dedikoducu insanlar var ya? Kimden duydun sen? Hah, hemen yayılmış işte.
Sebep de diyorlar ki şehre yeni gelen zengin kadın. İki erkek onun için kavga ediyor. Ne münasebet? Kim demiş? Yok öyle bir şey. Ya düpedüz iftira. Hem ayıp hem günah. Utanmıyorlar da. Ya sen neden dinliyorsun onları? Konuşturma bile. Beni de sizi de ilgilendirmez. Ya kapat ağızlarını. Ya sen yüz veriyorsun. Onlar da konuşuyor işte. Hadi benim duymam neyse. Ama babanın kulağına giderse kıyameti koparır. Vallahi ne Haşim dinler ne Kenan. Anne, lafı bu kadar uzatmaya gerek yok. Duyduğun her şeyi unut, anladın mı? Ama her şeyi. Evimde, kocamla her şey yolunda. Ya bir problem olsa bile ben baş edebilirim, merak etme. Yani kızına güven. Hadi kendin de beni de üzme, tamam mı? Hadi öpüyorum. Yiğit. Yiğit neredesin? Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit. Akşamüstü hava kararmadan soframı buraya kuracaksın Ulviye. Ben geldiğimde hazır bulacağım, tamam? Peki hanım. Adetiniz neyse ben hepsini öğrenirim. Akşam yemeklerinde de çok fazla şey istemem. Her şeyden azar azar koy. Peki öyle yaparım. Elbet siz yabancı yerden geldiniz, saraylardan. Her şeyin en iyisini gördünüz, bildiniz. Otur bakalım sen de şöyle. Yok estağfurullah. Ulviye kafamı bozma benim. Otur deyince otur. Sana şu kadarını söyleyeyim. Ben saraylardan falan gelmedim Ulviye. Zindandan geldim. Ama orada bir arkadaşım vardı. Çok görmüş geçirmiş varlıklı bir kadın. Her şeyi ondan öğrendim. O anlattı bana. Sonra da zindandan çıktıktan sonra yani. Gördüm, anladım bazı şeyler nasıl oluyormuş. Aa. Bu da ne? Uçurtmam sizin bahçenize düştü. Gel. Uçurtmam bahçenize düştü. Kenan ne oldu bu? Of. Ne oldu sana, düştün mü? Canım acıyor. Ulviye. Sen şu uçurtmayı al. Biraz da pamuk tentürüyoz getir, olur mu? Peki hanım. Gel canım, gel. Gel bakayım. Ahmet Yiğit! Ahmet Yiğit! Yakıyor ya, çok yakıyor. Tamam. Üflüyorum işte. Şimdi geçer. Ya sen de hep canımı acıtıyorsun. Uçurtmamı istiyorum ben. Tamam. Ben ne yapayım senin uçurtmanı? Ama terlemişsin sen.
Şuraya bak. Üstünü değiştirmezsen hasta olursun. Ben gideceğim. Tek başına göndermem seni. Ben şimdi annene haber vereceğim. Gelip alacak seni. Ulviye, çocuğun sırtı su gibi terlemiş. Git bir tülbent getir. Ona uyacak bir tişört falan da bulursan iyi olur. Tamam. Annem gelsin. Tamam da annenin telefon numarasını bilmiyorum ki. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Nasıl bulacağız? Mevludoğlu konağının numarası sizde vardı. Onları aramak istemiyorum. Bütün konak halkı başıma toplanır. Dur bakayım. Ben Tayyar Cündi'yi arayayım. Ulviye, bana telefonumu getirsene içeriden. Hoş geldin Tayyar Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nedir bu vaziyet yahu? Nedir bu rengi ruhsarın solmuş? Ah. Ne laf ama? Ben bunu Haşim Bey'den öğrendim. Haşim Bey'den. Yo, adam çok antika konuşuyor yahu. Ne var? Hannan hanım, Hannan hanım, efendim, 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 bu ne şeref, ne iltifat. Bakın sizi rahatsız etmemin sebebi, kızınız Berfin'i bulmam gerekiyor da. Efendim buluruz, kızımız Berfin'i buluruz. Efendim yüzünüze hasret kaldım. Bir gördük, bir kaybettik. Efendim bir araya gelelim, şu işleri bir konuşalım, bu arsa mevzusunda. Telefonunu kapatmış, ulaşamıyorum. Söyle hemen beni arasın. Çok önemliyim işte. Ahmet. 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 Kenan. Hanan Hanım mı? Nasıl? Şimdi sizde mi? Çok teşekkür ederim. Aklımı kaçıracaktım neredeyse. Çocuk birden yok oldu. Ne yana gittiğini bilemedim. Bu kadarcık zamanda oralara kadar nasıl gitmiş? Tamam. Hemen geliyorum. Aha, tamam. Sen çok mu zenginsin? Sayılır. Benim dedem daha zengin ama. Sen sünnetimde neden bana cam getirdin? Oyuncak alsaydın ya. O sadece bir cam parçası değil Yiğit. Sihirli mi? Öyle de diyebilirsin. Bir yerine sürtünce cin mi çıkar? Hayır canım, melekler çıkar. Ama sen onları görmezsin. O cam büyük, çok büyük bir ermişin türbesinden geldi. Sana uğur getirsin diye verdim. Mutlu olasın, sağlıklı, başarılı olasın diye. Annem geldi. Oğlum. Nerelere geldin sen bakayım benden habersiz? İnsan annesini bırakıp gider mi? Uçurtmam kaçtı ama. Sakın bir daha yapma. Anneye çok üzdüm bak. Neyse, yabancı yere gitmedi. Allah'tan. Koşarken düşmüş. Ben yaralarını temizledim. Çok teşekkür ederim. Süreyya. Davetiyeyi Hanan El Salih adına yollamıştın. Evet. Ama o zaman senin kim olduğunu bilmiyordum. Eskiden kim olduğum önemli değil. Şimdi ben Hannan'ım. Bir yabancıya oynuyorsun. Ama değilsin. Herkes senden evin kızı gibi söz ediyor. O çok eskidendi Berfin. Biliyor musun? Senden çekiniyorlar. Hatta korkuyorlar. Korkuları yersiz değil. Ne demek istiyorsun? Bu korkuyu boşa çıkartmayacağım. Yani bize kötülük mü yapacaksın? Her şeyin bir geri dönüşü vardır.
İnsanların da iyilik ya da kötülüğünde. Sen çok iyi bir kızsın. Bence Kenan hak ettiğinden çok daha iyi bir eşsin. Merak etme, sana hiçbir şey olmayacak. Ya ötekilere? Onlar da benim ailem. Süreyya, Kenan bana her şeyi anlattı. Sınırı boyunda olanları. Onun hiç kusuru yok. Sen bu işlere karışma Berfin. Mevlütoğulları çok güçlü bir ailedir. Sen tek başına onlarla başa çıkamazsın. Bu düşmanlığa bir son ver Süreyya. Son vermek mi? Daha yeni başlıyoruz. Buraya niye döndüm sanıyorsun? Yazık. Oysa çok iyi arkadaş olabilirdik. Hadi oğlum. Al uçurtmanı gidiyoruz. Hadi buyurun bakalım. Ahmet Yiğit. Hadi fırla. Hadi bakalım. Hadi bir dakika, bir dakika. Ben babaannemin yanına oturacağım. Otur. Babam gelmiyor mu? Çalışma odasına kapandı yine. Hemen alıp geleyim. Hadi bakalım. Herkes sofrada seni bekliyor Haşim Bey. Yahu dur. Hayyam'dan rübayiler okuyorum şimdi. Mest oldum yani Dilşah. Hadi bırak onu da gel şimdi. Ben onu bıraksam o beni bırakmıyor. Şunu dinle hele. Ömür defterinden bir fal açtım gönlümce. Halden anlar bir dost gelip falı görünce. Ne mutlu sana dedi. Daha ne istersin? Ay gibi bir sevgili... Yıl gibi bir gece. Hadi ama Haşim Bey. Ha, olmadı mı? Peki Yunus Emre'ye ne dersin? Ben yürürüm yani yani. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. İyi tamam. Gel yemeğini ye, sonra gene okursun şiirlerini. Sen beni bırak git karnını doyur. Ben de burada kalıp ruhumu doyurayım Dilşah Hanım. Ah. Oh. Biz Süreyya ile arkadaş olduk değil mi anne? Çok da güzel. En güzel benim annem, ikincisi Süreyya. Canım. Aşk olsun Yiğit. Hani ikinci güzel bendim? Sen şimdi üçüncü oldun. Yiğit de hiç politik değil yani. Bu huyu bana benziyor. Ne ilgisi var seninle canım? Ben de öyleyimdir ya. Sen hatalısın burada. Çocuğu gözünün önünden ayırmayacaktın. Çekmiş nerelere gitmiş. Haberim bile yok. Haklısın. Şu tuzu versene. Ya Ahmet Yiğit'i kaçırsalardı. Koskoca Mevlütoğulların torunu... Sonra da fidye istiyorlar. Hep okuyoruz, duyuyoruz. Başımız büyük derde girerdi yani. Gelmiyor. Ruhunu besleyecekmiş. Bana da uzun uzun şiirler okudu. Babam da artık odasından çıkmamaya başladı. Ne yapsın adam? Hem işin yükünü bize devretti. Öyle boş boş oturmaya da alışık değil. Abi, sen beni dinle de Yiğit'i uzak tutmaya bak Süreyya'dan. Onun ne yapacağı belli olmaz. E hadi çocuklar, yiyin hadi, soğutmayın hadi yavrum. Ahmet Yiğit, hadi başla bakalım. Ay. Öteki elini de çıkar masaya. Nihayet Suriye'deki kızımlardan haber geldi.
Öğrenmişler mi Süreyya'nın bu servete nasıl sahip olduğunu? Öğrenmişler. Oh, çok sevindim. Kim bilir ne haltlar karıştırdı. Biz de bunları koz olarak kullanırız. Hemen Suriye polisine ihbar ederiz. Yapamayız. Neden? Çünkü her şeyi yasal yoldan elde etmiş. Ama bu imkansız baba. Nasıl olmuş? Hapiste çok zengin bir şeyhin dul karısıyla yakınlık kurmuş. Kadın vasiyetinde her şeyini Süreyya'ya bırakmış. Hiçbir mirasçısı da yokmuş. O gece senin evinden çıkarken gördüm bizim Mertan'ı. Biraz hırpaladım. Bu seni hiç ilgilendirmez. İsteyerek mi aldın eve? Bundan sana ne? Hem niçin Merdan'a sormuyorsun? Ben sana soruyorum. Hem Merdan bana doğruyu söylemez. Ya ben? Ben doğruyu söyler miyim sence? Onun yakasını bırak. Gülbiye kocasına deli gibi aşık. O benim yakamı bıraksın. Bak, eğer seni rahatsız ediyorsa çok fena yaparım o Merdan'ı. Bana bak, senin yardımına ihtiyacım yok. Sen kendi işine bak, tamam mı? Seni ben koruyacağım. Anla beni artık. Tek başına bir kadınsın. Bazı şeylerle başa çıkamazsın. Bizim düşman olmamıza gerek yok. Sen benim düşmanım dahi olamazsın Kenan. Öylesine yoksun. Bir hiçsin. Bak biriyle görüştüğünü duyarsam çok kötü yaparım Süreyya seni. Çok kötü yaparım. Seni de vururum, onu da vururum. Bence en iyisi kendini vurman. Çekil yolumdan. Seni başka bir erkeğin kollarına bırakmaktansa mezara bırakırım daha iyi. Aşiret köylerinin bir listesini verir misin? Evet, lütfen. Zahmet olacak ama benim için önemli. Herhalde bir iki saate liste tamam olur değil mi? Oldu, bekliyorum. Sağ ol. Ne listesi bu? Sizin şirketteki Yasin'i aradım. Aşiret köylerinin isimlerini istedim. Ne yapacaksın? Kenan, biraz konuşalım. Konuşalım. Ahmet Yiğit aşiret köylerinden birinde dünyaya gelmişti öyle değil mi? Evet. Annesi doğumda ölmüş. Peki ya babası, nenesi, kardeşi, kimsesi yok muymuş bunun? Akrabaları, halası, teyzesi. Ne bileyim, bebekler saksıda doğmaz ki. Ya Berfo sen ne demek istiyorsun şimdi? Ya kimin nesi? Nasıl insanlar? Soylarında soplarında bir hastalık var mı? Hırsız uğursuz var mı? Yahu senin işin gücün mü yok durup dururken mesele çıkartıyorsun bize? Rahat mı battı? Tam tersi. İçim hiç rahat değil Kenan. Ben o aileyi bulacağım. Aramayacaksın da bulmayacaksın da. Anlaşıldı mı? Ne oluyorsun Kenan? Neden bu kadar tepki gösteriyorsun? O çocuk bizim. O kadar. Abi, evin her tarafı çınlıyor. Ne oluyor? Bunda ne kötülük var? Hem sen neden onun köklerini öğrenmek istemiyorsun? Öğrenip de ne yapacaksın? Ne işimize yarayacak? Belki o insanlara yardım ederiz. Ya durup dururken başımızı niye belaya sokalım? Allah Allah. Ne oluyor? Yiğit'in ailesini bulacakmış. Bütün aşiret köylerini de bir bir tarayacakmış. Ben bunu öğreneceğim Kenan. Ben o insanları borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Berfin! Abi. Ne yapacağız şimdi? Nasıl vazgeçireceğiz?
aklına koyduğunu yapar mı? Gerçeği öğrenirse bu benim sonum olur. Aradan bu kadar zaman geçti. Hiç merak etmedi. Şimdi merak edince tuttu. Babama da söyler bunu. Anneme de. Gülbiye kızım, yanarız biz, yanarız. Dur. Ben bir çare bulurum. Benim zekama güven. Tamam mı? Sen beni mi izliyorsun? Gel hele, konuşacaklarım var. Ne münasebet? Benden ne istiyorsun? Senin oğlun Ahmet Yiğit. Benim kardeşimin çocuğu. Doğru söylediğini nereden bileceğim? Çocuğu veren benim. İstersen kocana sor. Seni tanır mı? Tanır. Ne istiyorsun peki? Çok zordayız. Benim 8 çocuğum var. Demek para istiyorsun. Bunca zaman niye bekledin öyleyse? Niye şimdi? O zaman kocam sağdı, geçiniyorduk. Şimdi o öldü. Kayınbabam da bizi evden attı. Yarın yine buraya gel. Aynı saatte. Dur bir dakika. İsmini söyle, dur. O an anladım ki korktuğum başıma geliyor. İçimde hep bu korkuyla yaşadığımın o an farkına vardım. Biri çıkacak ansız. O benim çocuğum diyecek. O kadının yeğeniymiş Ahmet Yiğit. Bunda bir tuhaflık var. Kimse böyle bir şeyi söylemek için 6 yıl beklemez. Ya da para istemek için. Durumu açıkladı. Kocası ölünce çok zor durumda kalmışlar. Hangi köydenmiş? Bilmiyorum. Yarın yine gelecek çarşıya. Aynı saatte. O zaman daha etraflı konuşurum. Senin yerinde olsam yabancı bir kadının anlattıklarına itibar etmem. Böyle bir yalan söylemeye cesaret edebilir mi? Üstelik Kenan da tanıyormuş onu. Niye Kenan'dan değil de senden istiyor? Kenan serttir. Ondan korkmuş olabilir. Ama sana rahatça şantaj yapıyor. Galiba. Dinle beni. Onu izleyelim. Sen kadını bana göster. Ben peşine adam takarım. Hangi köyden olduğunu da öğreniriz. Gidip soruştururuz. Bakalım doğru mu söylüyor. Süreyya, korkuyorum. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ama bundan korkuyorum işte. İçim titriyor. Benim de çocuğum söz konusu olsaydı ben de korkardım. Sakın benimle bu konuştuklarını kimseye söyleme. Kadını izleyeceğimizi falan. Tamam. Kulağına gitmesin kimsenin. Tamam. O an bütün çarşı başıma yıkıldı sandım. Ya niye pabuç bırakıyorsun şu kadına? Çek git. Konuşma. Nasıl konuşmam? Zaten merak ediyordum. Hem senin onu tanıdığını da söyledi. Sağ yanağında bir şark çıbanı olan kadın mı? Evet. Şantaj yapıyor. Tamam. 3-5 kuruş veririz. Biraz da böyle gözünü korkuturuz onun. Hayır. Önce ondan çocukla ilgili bilgi almalıyım. Öğrenmek istediğim o kadar çok şey var ki. Yahu bunlar para avcısı cahil insanlar Berfo. Çocuğun babası kim? Annesiyle evlenmiş mi? Yoksa gayrimeşru bir çocuk mu? Akrabaları kimler? Nasıl bir aile? Taktı bu da ya. Ya bu insanların huzurumuzu bozmasına izin vermeyelim. Sen bunları merak ettikçe onlar da bunu bizi sömürmek için kullanıyor.
Sen bana bırak. Tamam mı? Ben hallederim. Ama Süreyya bu kadına inanmamak lazım diyor. Süreyya mı? Onun ne ilgisi var? Benim halimi gördü. O da çarşıdaydı. Yoksa gidip ona anlattın mı? Evet anlattım. Berfin, yabancılara niye bizim özel şeylerimizi anlatıyorsun? Ahmet Yiğit'e evlat edindiğimizi Mardin'de herkes biliyor Kenan. Bak Berfin. Süreyya'yı bu işe karıştırmayacağız. Sakın ona bir kelime daha söyleme bundan sonra. Süreyya yardım teklif etti. İyi niyetli. Allah Allah. Nasıl yardım edecekmiş? Kadının köyüne gidip araştıracak. Gelmeyeceksin diye korkuyorum. Ha, seninle konuşmamız gerek. Ben sana yardım edeceğim söz. Ama sen de bana yardım et. Ha? Parayı ver gideyim. Bir daha senin karşına çıkmam. Birkaç şey soracağım. Lütfen. Ben sana bir şey diyemem. Ama parayı verirsen bir daha hiçbirimiz seni rahatsız etmeyiz. Hiçbiriniz? Senden başkaları da mı var? Fazla konuşmayı sevmem. Parayı ver, çocuk sizin. Babası nerede? Oğlunun bizde olduğunu biliyor mu? Annesini terk mi etmiş? Söylesene. Yarın öbür gün babası karşımıza çıkarsa? Ya bizi tehdit ederse? Çıkamaz, çünkü öldü. Annesinin adı ne? Emine, Fatma, Hacer, Mürvet, ne çıkar, neyse ne. Hangi köydensiniz? Hiç olmasa onu söyle. Söyleyemem, yeminim var. Pekala. Eliyle koymuş gibi bulacak. Şimdiden hangi köyden olduğunu tahmin ediyor bile. Tamam mı? Oldu mu? Evet, ne dediyseniz yaptım. Bir bilgi vermedin inşallah. Yok. Ağzından bir şey kaçırmadığına eminsin değil mi? Evet. Tamam. Aldığın para senin olsun. Bir süre git buralardan. Gideceğim. Antakya'da hısmım var. Ey. Nerede kaldın? Çok merak ettim. Aklıma her türlü şey geldi. Korkma. Her şey yolunda. Bir daha bu mevzu açılmaz artık. Bilbiye. Berfin bu işin peşini bırakmaz. Mecbur bırakacak. Kadın ortadan kaybolunca kimi arayacak? Nerede arayacak? Belli ki epey para vermiş kadına. Antakya'ya gidecekmiş. Bir an önce gitsin. Biz de rahat bir nefes alalım artık. Merdan nerede? Babamla tavla oynuyor çalışma odasında. Otur. Berfin olmalı. Berfin. Ha? Kadın geldi mi? Yoksa seni ağaç mı etti orada? Geldim. Epey para verdim ama hiçbir şey öğrenemedim. Ya aklından çıkar artık bu iş. O çocuk bizim nasibimiz. Kısmeti bizde. Biz oğlumuza en iyi şekilde bakalım. Önemli olan bu. Ha? Galiba haklısın. Fazla büyük değil ama işimizi görür. Bana sorarsan her şeyi evden de idare edebilirim. Burası bile gereksiz. Handan Hanım, bir sürü insan çalışacak. Danışmanlar, mühendisler, muhasebeciler.
Bir süre sonra burası bize küçük bile gelmeye başlayacak. Dediğin gibi olsun. Ben bu işlerden anlamam dedim. Vali bey çok dolu. Ama yardımcısı yarın saat 2'de bizi bekliyor. İyi. Neler konuşacaksak bir listesini hazırla bana. Ne oldu Fazıl? Kadının adı Halise. Haberli köyünden. Aferin. Başka bilgi var mı? Maalesef. Arabayla ne kadar çeker orası? 40 dakika vardır. Tamam, hazırlık yap. Evlere, çocuklara falan da bir şeyler alalım. Boş gitmeyelim. Önden bir iki adam gönder. Köylere haber versin. Biz de 2 saat tamam, sonra yola çıkalım. Kocan doğru demiş Berfin. Durup dururken ne diye kurcalıyorsun bu işi? Biliyor musun? Ben de bunu kendime çok sordum. Ama cevabını bulamadım. İlk zamanlar bu kadar merak etmiyordun. Belki o zaman biri ortaya çıkar da Ahmet Yiğit'i elimizden alır diye korkmuyordum. Ama şimdi, özellikle Süreyya Mardin'e geldikten sonra... Tabii ya. Ne oldu? Her şey Süreyya'nın gelişiyle başladı. Ailedeki bu huzursuzluk, bu endişe. Daha önce hiç düşünmediğim şeyler geldi aklıma. Çok tuhaf değil mi? Dadan yoruldu yiğidim. Gel oğlum, gel. Süreyya'dan konuşuyorduk. Süreyya'ya mı gideceğiz anne? Neden gitmiyoruz? Beraber gideriz. Ben seni götürürüm. Biraz da kendi kendine oyna oğlum. Hadi. Mevlüt oğulları o kadından uzak kalmamı istiyorlar. Görüşmemden rahatsızlar. Sense aksine yakın olmak istiyorsun. Bu Haşim Mevlüt oğlu tırnaksız ya. Her şeye ben hükmedeyim diyor. Her şey benim olsun diyor. Bükemediğin eli öpeceksin. Bu kadın o kadar güçlü mü baba? Pek tahsil olmayan bir köylü kızıymış. Ya eskiden anası soğan, babası sermizak. Şimdi parayı ele geçirdi. Akılla birleşince çok tehlikeli. Bir de güzel bir karı. Deli Cenab-ı İlahi Tayyar Bey. Eksik söyledim. Bir şey daha var. Hırs. Çok hırslı. Hırs-ı mütemadi. Gözleriyle bir adamı öldür. İyisi mi? Onunla birlik olacaksın. O da kazanacak, sen de kazanacaksın. O da kazanacak, sen de kazanacaksın. O da kazanacak, sen de kazanacaksın. Çok bekledim Allah. Hep bu anı bekledim. İşte döndüm. Mevlüt oğullarının kaderini ellerime almak için geldim. Bana bu gücü ver Allah. Bana bu gücü ver Allah. Kemaller 1,5 saattir köydeler. Herkes sizi bekliyor. Fazıl, şu tepeye çıkmak istiyorum. Yol çok zorludur Handan Hanım. Ben zorlu yollara alışığım. Çıkar beni oraya. 1 saat daha geç kalırız Handan Hanım. Fark etmez. Handan Hanım çok iyiliksever, büyük bir hanımefendi. Onun bu köyü ziyaret etmesi sizin için... Ya bir susun! Köyün ihtiyaçlarını muhtar olarak benim söylemem yakışır. Dur bakalım muhtar. Handan Hanım neye karar verirse o olur. Geliyor, işte geliyor. İşte geliyor.
Durun çocuklar. Ya durun, koşmayın öyle. Kadını ürküteceksiniz. Allah Allah. Efendim, ben bu köyün muhtarı olarak sizi karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Kadınlarımızla görüşme yapmak için size kahveyi hazırladık. Hanan Hanım, izin verirseniz ben bu köyün ihtiyaçlarını sıralamak istiyorum size. Muhtar, onu senden sonra dinleyelim, olmaz mı? Bakalım kadınların çocukları ne sıkıntıları var. Pekala. Şimdi senin yanında da rahat konuşamazlar. Sen git, sıra gelince ben seni çağırtırım. Baş üstüne. Senin çok büyük bir muradın yakında gerçekleşiyor. Ah, ne kadar yakında. Ay hilale dönmeden. Ay anne, neymiş ki senin bu büyük muradın? Aa, her şey de söylenmez ki kızım. İleride bu haneye iki kişi daha katılıyor. Aa, kim? Şimdi hanımlar, söyleyin bakalım. Bu köyde resmi nikahsız kaç evli var? Hükümet nikahı olmadan evli olanlar ellerini kaldırsın. Peki son 5 yılda hiç tecavüz olayı oldu mu? Oo, güzel kızım. İçin çok daralmış. Biraz daha sıkıntı görünüyor sana. Sabredeceksin. Sabrın sonu selamet olacak. Çok mu bekleyeceğim? Biraz uzunca. Hay Allah. Bu köyde doğumda ölen kaç kadın oldu son yıllarda? Biliyor musunuz? Bir tek kadın oldu. Doğum sırasında o da öldü. Karnındaki kızı da. Peki başka? 6-7 yıl kadar önce annesi doğumda ölüp de başka yere evlatlık verilen çocuk yok mu? Buradan hiçbir çocuk evlatlık verilmedi başka yere. Verilmedi, ben de biliyorum. Ben öyle duymadım ama. Halise adlı kadının kız kardeşi bir çocuk dünyaya getirirken ölmüş. Oğlu devlatlık verilmiş. Halise garibanın tekidir. Ne kardeşi ne de başka kimsesi vardır. Oo, aman ne güzel bir fal. Hanen apaydınlık, ışıl ışıl. Maşallah, maşallah. Her şey gönlünce olacak. Allah sana ne istersen verecek. Hemen geliyorum. Başka ne var? Ay bakar mısınız? Nasıl kalabalık, güzel. Böyle hanede bayağı bir toplantı var. Çok güzel, maşallah. Maşallah.
Şu kapıyı vurmayı bir türlü öğrenemedin Gülbiye. Abi, felaket. Ne olmuş? Süreyya benim bulduğum kadının köyüne gitmiş. Köyüne mi? Evet. Çocuğu soruşturuyormuş. Ya sen ne diyorsun Gülbiye? Bu iş ortaya çıkacak abi. Mahvolacağız. Sen karına onunla görüşmeyi yasaklasaydın bütün bunlar olmayacaktı. İki tokat atsan cesaret eder miydi bütün bunları Süreyya'ya anlatmaya? Abi, bu işin bir tek yolu var. Süreyya'yı ortadan kaldıracağız. Yoksa senin de yuvan yıkılır, benim de. Yapamam. Sen yapmayacaksın ki. Ben bulacağım birini. Süreyya'ya kıyamam. Yahu kadın bizim düşmanımız. Yakacak bizi. Yiğit'in kendi oğlu olduğunu öğrendiğini düşünsene. Olmaz. Yapamam. Bak. Sana bir şey diyeyim mi? Biz aptalız abi. Aptal! Sorun çıkmasın. Yarın sabah yine arayacağım, soracağım zaten. Sabah görüşürüz, tamam mı? Gülbiye, ne yapıyorsun burada kızım? Bu saatte kiminle konuşuyorsun? Kabus gördüm anne. Emine kadını anlatıyordum. O rüya tabir eder, bilirsin. Rüyanı anlatmak için yarını bekleyemez miydin? Hem Emine bu saatte uyanık mı? Uyanıktır o. Cinleriyle konuşur sabaha kadar. Rüyayı gördüm, sıcağı sıcağına anlatacaksın. Aradan vakit geçince bazı şeyler unutuyor insan. Gülbiye, beni korkutuyorsun. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyorsun kızım. Artık seni hiç anlayamıyorum. Ay anneciğim. Aman. Sen gönlünü ferah tut. Git odana rahat rahat uyu. Ben çok iyiyim. İyice boşalttın mı fren yağını? Bak, bir aksaklık olursa ölümlerden ölüm. Gülbiye. Ne yapıyorsun burada gece vakti? Hava pek güzel. Acık çıkıp soluklanayım dedim. Yürüyüş yapalım. Ne dersin? Yok, içeri girelim. Sana haberlerim var. İyi mi bari? Bilmiyorum, sen karar vereceksin. O kadının köyüne gittim. Kardeşi falan yokmuş. İyi ama niye yalan söylesin ki? Para koparmak için herhalde. Yani Yiğit o köyden değil mi? O köyde doğan hiçbir çocuğun evlatlık verilmediğini söylüyorlar. Nereden geldi öyleyse? Bunu bulmak için bütün aşiret köylerini taramak gerekecek. Zor iş. Hem zor, hem uzun. Orası öyle. Süreyya, ben vazgeçtim bu çocuğun ailesini bulmaktan.
Öyle mi? Evet. Kenan haklı. Allah bize bu çocuğu bağışladı. Geçmişini kurcalarsan günah işlersin diyor. Yani nimetin nankörlük gibi. Sen bilirsin. Babam iyice yaşlandı artık. Dinlenmeye ihtiyacı var. Bütün sorumluluğu almamızın zamanıdır. Bunu o da istiyor. Merdan'a da daha iyi bir pozisyon vermeli. Bunu hak ediyor. Berfin, Şehidiye Camii'nin olduğu tepeye çıktın mı hiç? Tabii çıktım. Dün oradaydım. Bütün şehir Mezopotamya ayağının altında. Müthiş bir duygu. Bugün tekrar gideceğim. Benimle gelir misin? Gelirim ya. Araba kullanıyorsun değil mi? Tabii. Şoförü de almayız o zaman. Birlikte gideriz. Tamam. Senin gelmene ihtiyaç yok. Peki. Abi sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Belli ki gene uğursuz bir şey söyleyeceksin. Ben seni dinlemedim abi. Ya ne yaptın? Ben sağ bırakmayacağım bu kadını. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Düşündüm ki en iyisi arabasının frenlerini boşaltmak. Şoförü de o da sağ kalamaz. Böyle bir şey yapmayacaksın Gülbiye. Yaptım bile. Araştırmadan vazgeçince nasıl rahatladın bir bilsen sırayı. Boş ver. O senin oğlun işte. Başka şey düşünme. Ay dur, Kenan'a haber vereyim geç kalacağımı. Benim ne olduğunu söylersen kızar belki. Olsun. Ya ben sana ne dedim? Böyle bir şey yapmayacaksın dedim. Yapmak zorundaydım. Biliyorsun. Yufka yürekliliğin sırası değil. Berfin arıyor. Alo. Nereye gidiyorum bil bakalım. Nereye? Şehidiye Camii'nin olduğu tepeye. Süreyya götürüyor. Şu anda onun arabasındayız. Beni merak etme, tamam mı? Süreyya. Gözlerine güneş çek, yağmur yanak rengini yağsın, bulutlara kına ek. Lübnan yeniden kurulur, yine şenlenir Beyrut. Ama senin gözlerinin savaşı bitmeyecek.